Merhaba canlarım, merhaba can dostlarım. Haber kanallarını izliyordum, zapping yapıyordum bana belki biraz konu çıkar diye. Hande Fırat'a rastladım. Hande Fırat'ın konukları bir tarafta Profesör Mehmet Şahin, AK Partili biliyorsunuz. Yanında Abdülkadir Selvi, AK Partili biliyorsunuz. Onların karşısında Murat Çelik, AK Partili değil. Ama AK Partili bir medya patronunun gazetelerinden birinde çalışıyor. Vatan Gazetesi'nde çalışıyor. Çok düzgün bir adamdır. Samimi söylüyorum, çok düzgün bir adamdır. AK Partili olmamasına rağmen AK Parti'ye işi gereği destek verir. Böyle gazetecilik ne yazık ki böyle. Eğer ekmek korkunuz varsa Türkiye'de patronlar sizi çok rahat kullanırlar. Ya benim gibi 25 senelik yazarlık hayatınızın 20 senesini işsiz geçirirsiniz ya da 25 senede sürekli iş bulursunuz ama sürekli de dönersiniz. İktidarın çevresinde dönersiniz. Onun için o insanlara, ekmek parası olan insanlara yadırgamıyorum. Büyük beklentileri vardır. Çoluk çocuğunu okutuyorlardır. Biz çok şükür yıllar yıllar önce çoluk çocuğumuzu okuttuk. Maşallah ekmeklerin ellerini aldılar. Bizde ihtiyaçları yok. Bizim de onlara ihtiyacımız yok. Ve bir de eğer beklentiniz varsa, yüksek beklentiniz varsa, gazete patronları da bunu sezmişse, sizi yüksek maaşla verip tetikçi olarak kullanırlar. Onun için her zaman söylemişimdir. Gazete dünyasında çok yüksek beklentileriniz olmayacak. Gazetecilik yapmak istiyorsanız. Yok eğer amacınız gazetecilik adı altında bir iş yaparak çok yüksek paralar kazanmak, çok lüks ve yüksek refahta bir hayat yaşamaksa gazete patronlarına uyacaksınız. Uymazsanız yandınız. Ben uymadım. Ama benim yüksek beklentilerim yoktu. Ben ve karı koca biz yıllardır küçücük bir köyde yaşıyoruz. Ufacık bir köyde yaşıyoruz. 87 metrekare bir evde dünyanın en mutlu insanlarıyız. Çünkü yüksek beklenti şeyini geçtik biz. Kompleksini geçtik. Açtık oraları. Aşanlara da tavsiye ederim. Bir de tabii yaşla ilgili bu. 25-30 yaşında, 35 yaşında bir adama yüksek beklentin olmasın diyemezsiniz. Henüz daha çocukları okullardadır. Üniversitededir belki de. Okul, özel okullardaysa çok pahalı özel okul. Bir çocuğun yıllık maliyeti 45-50 bin lira. İki çocuğu varsa 100 bin lirayı gözden çıkarması lazım. Bu paraları veren patronlar sizi esir alırlar, gazeteciyi. Onun için ben bilhassa ana akım medyada değişim dönüşüm geçirenler var ya, yandaş medyadakileri zaten söylemiyorum. Onlar hepsi çok büyük paralar kazandılar. O insanlara da bile kızmıyorum. Onları da anlayışla karşılıyorum. Söyleyecek bir şeyim yok onlara. Ama artık yaşı 50'yi geçmiş bir insanın ne beklentisi olabilir ki? Ben 50'yi geçtiği halde kalemini satanlara kızıyorum. Dilini satanlara çok kızıyorum. Neyse. Pardon yani. Evet, Murat Çelik'in yanında da Gürkan Zengin vardı. Gürkan Zengin, bilebildiğim kadarıyla AK Parti muhalifi gibi görünen bir arkadaşımız. Ama AK Parti'ye muhalefet etmekten daha ziyade muhalefetin yanında yer almayı tercih eden, İktidar partisine, bilhassa Sayın Cumhurbaşkanı'na asla dokunmayan, onları eleştirmeyen bir yöntem çizmiş. Bu yöntem de doğru. O da mutlaka üst düzey gelirlere alıştı ya da alıştırıldı. Bugün Merkez Bank medyada çok rahat yer bulan birisi. Bir gece önce Habertürk'teydi. Bu gece bakıyorum CNN Türk'te. Haftanın belirli günlerinde bu iki, hatta belki de NTV'de görmedim, bu kanallar arasında sürekli kendisini yer bulabiliyor. Hatta Beyaz TV'de bile kendisine çok rahat yer bulan bir kardeşimiz, arkadaşımız. Asla onları tenkit etmek için söylemiyorum. Geleceğim konu başka. Abdülkadir Selvi alegori yaptı. Alegori yapılır. Alegorik romanlar vardır. Alegorik şiirler vardır. Siyasi tartışmalarda bilhassa alegori yapılır. Bu çok doğaldır. Fakat bunu yaparken en çok dikkat edilmesi gereken konu şudur. Diyelim ki dürüst, haysiyetli, şerefli, onurlu bir siyasetçiden söz edeceksiniz. Ama onu anlatırken simge olarak tilki diyemezsiniz. Aslan dersiniz, olabilir. Aslan acımasızdır, parçalayıcıdır ama en azından herkesin gözünde işte böyle kahraman bir hayvan olarak yer alır. Ya da kötü birisini, çok kötü birisini anlatacaksınız. Onun yerine simge olarak tavşan koyamazsınız. Kumruyu koyamazsınız. Çakal dersiniz, sırtlar dersiniz, sırtlan dersiniz, kurt dersiniz. Abdülkadir Selvi alegori yaparken yanlış simgeler kullandı. Mesela dedi ki, Gürkan açmıştı konuyu ya da Hande açmıştı. FETÖ ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ilişkiyi biliyorsunuz Muharrem İnce uzun bir zamandır bu konuda ortaya bazı belgeler de koyuyor. Recep Tayyip Erdoğan da haklı olarak reddediyor.
Gürkan Zengin de diyor ki zaman efendim işte 17-25 Aralık'ta kadar bunlar yan yana can cana kol kolaydı diyor. Abdülkadir Selvi de Gürkan'ın iddiasını yalanlamak ya da bozmak için alegori yapıyor. Diyor ki canım diyor şimdi düşün ki diyor bir adam diyor bir marketten alışveriş yapıyor diyor. Sonra da diyor marketin mallarının kötü olduğu anlaşıldı. Markette mal almaktan vazgeçerse adamın ne günahı var diyorum marketçinin suçlarından. Ben olsaydım Gürkan söyleyemedi. Ben olsaydım aynı anda şöyle derdim. Bak sevgili Abdülkadir derdim. Recep Tayyip Erdoğan müşteri değil. Recep Tayyip Erdoğan o markete mal veren, mal satan devasa büyük bir şirketin genel müdürü. Bütün büyük şirketler bir markete mal verirken önce o market hakkında sahipleri hakkında istihbarat yaparlar. Ondan sonra mal verirler. Eğer o sahip, market sahipleri makbul değilse, hakkında verilen istihbaratlar kötü ise o markete mal vermezler. FETÖ kötü, paralel yapılanma içinde bir örgüt olduğu 2004 yılı Ağustos ayında Milli Güvenlik Kurulu kararı ile bütün dünyaya duyurulmuş bir örgüttü. Recep Tayyip Erdoğan. O markete 2004 senesinden 2013 senesi 17-25 Aralık'a kadar mal verdi. Ve ne oldu mallar? Gitti. Gitti ödemedi şirket. Şimdi burada müşteri yerine koymak ne demek diye sorardı Abdülkadir'e. Bitmedi. Tekrar tabii Gürkan itiraz ederken bu sefer başka tarafa döndü. Darbe girişimi oldu ya başarısız darbe girişimi. Dedi ki Abdülkadir Selvi, ya Gürkan niye öyle söylüyorsun kardeşim dedi. CHP'nin yaptığı dedi, resmen dedi şu, adam dedi cinayet işlemiş, CHP dedi katilin koluna giriyor. Gürkan gene cevap veremedi. Keşke orada olsaydım. Derdim ki Abdülkadir, bir dakika. Ortada bir cinayet olduğu kesin. Ancak cinayet işleyen katile tabancayı veren kim? Kim? Yani eğer alegori yapıyorsan, katili FETÖ yerine koyuyorsan, orduya ve devlete ihanet olarak onların yaptığı ihaneti örnek gösteriyorsan CHP onlara ne silah verdi ne onları Türk Silahlı Kuvvetleri içine yerleştirdi ne de yargıya. Onları yargıya ve silahlı kuvvetlerin içine yerleştiren Recep Tayyip Erdoğan'dır. Alegorin yanlış derdim. Abdülkadir Selvi yanlış alegoriler yapıyor ama karşısında yanlış alegori yaptığını anlatan kimse yoktu. Üzüldüm vallahi. Tuttum hemen geçtim telefonumun karşısına ve bunu anlattım sizlere. Hoşça kalın canlarım. Görüşmek üzere tekrar.